Ne öyle geliyorsun, aklımız gitti. Hoş geldin kardeş. Herkese iyi günler. Bugünkü konu başlığımızda yağlı saçlar. Ama bunu açıklamadan önce önemli birkaç tane şey söyleyeceğim. Bunları bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, bakım serimimize yaklaşık, boyun atma listemiz 75 tane bir video gelecek. Yani yaklaşık şu an 20'si çekildi. 55 civarı bir videomuz var. Ondan sonra farklı boyun atma listelerine geçiyoruz. Bu arada yeni saç videoları çekmeye başladık. Ve ilk ok şeyimiz saç videosu çekildi, attık hatta. Bunun hakkında küçük bir şey soracağım size. Videolarımız kısa mı olsun, uzun mu olsun? Yani 10 dakika yaparsam detay anlatıyorum. Bir de kısa yaparsam 3 dakikaya düşürürüm ve bodozlama, hani Slikart TV gibi bodozlama yapıp geçerim. O yüzden bir anket yapıyorum yukarı katlar bölümünden. Oradan tıklayarak o anketin sonuçlarını lütfen onaylarsanız sevinirim. Yani kısa mı olsun, uzun mu olsun. Uzun olursa detaylı anlatım olacak. Yani öğretmek amaçlı olacak. Kısa olursa da direkt konuyu bodozlama bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ama öğretici bir şekilde olmasını istiyorum. Şimdi geçelim önemli kısma. Yukarı katlar bölümünden bir diğer videomuzu izleyebilirsin. Eğer bu videoyu beğendiysen lütfen beğenmeyi unutma. Yorum ve görüşlerini veya istediğin bir şey varsa lütfen yorum atmayı unutma. Şimdi bir an önce geçelim konumuza. Yağlı saçlar için bakın. Yağ neden kaynaklanır? Birazcık onu bilmemiz gerekiyor. Terliyoruz. Ondan sonra işte koşuyoruz. Yani saçımızı elimize alıp durmadan oynuyoruz. Farklı farklı şeyler yapıyoruz. Tarama biçiminden olsun. Yağlı saçlar yağlanıyor yani. İster istemez yıkamıyoruz. Yıkamadığımız için. Bana daha çok şunu soruyorlar. Ya abi diyor, şey diyor. Yağlı saçlarımız yağlanıyor. E güzel kardeşim, yıka. Teknolojik de basit bir sistemdir. Bak güzel kardeşim, sana güzel diyorum. Çünkü güzelsin. Bu bir yalandır. Hep söylenir zaten. Bir mesela bayan gelir şu an izliyor bizi. Sen de çok güzelsin. Seni seviyorum demek gibi bir şey bu ya. Hani güzelsin deyince bak, anlayamıyorsun. Diyorum ki güzel kardeşim, saçınla oynuyorsun ve bu oynama düzenini kendin ister istemez bir refleks olmuş. O refleksten çıkamıyorsun ve yani elindeki yağlar saça bulaşıyor. O mahvoluyor saç. Hani yağlanması gayet normal. Yıkayacaksın abi. En güzel yıkama. Ha, bunun için de güzel bir bakım verdim. Yağlı saçlar için. Çok fazla yağlananlara. Mesela ben 2 günde bir yıkayamıyordum için 3 günde bir yıkanması gerekiyor. Şimdi yıkama düzenini bir bilmemiz gerekiyor. Eğer saçın 10'dan 16 santimden kısa ise, 10 santimden veya 16 santimden kısa ise, aşağı ise 3 günde bir yıkanmalı saç. Eğer saçın 16 santim ve 20 civarı üstü ise saçını 2 günde bir yıkanmalısın veya 1 günde. Bunu önem göstermez gerekiyor. Her gün saç yıkamak iyi bir şey değil aslında. Hani durmadan her gün saçınızı yıkayın, her gün saçınızı yıkamak saçınıza zarar da verebilir. O yüzden bunu dikkatli bir şekilde yaparsak, uygularsak sizin açınızdan da işe yarayacak. Şunu diyenler var. Bir günde yarım saat geçmeden saçım yağlanıyor diyor. O yüzden bu bakımı uygulayacaksın güzel kardeşim. Abi yağlı saçlarda yapılan küçük küçük hatalar var. Bunları bilmeniz gerekiyor. Çoğu kişi saçını hiç yıkamadan, şey yapmadan fön çekmeye başlıyor ki şu işlemi şöyle düşünün. Şimdi benim elimde bir maşa var. Değil mi? Örnekleme veriyorum. Maşayı aldım. Saçımı yapmaya başladım. Sabah kalktım. Saçlarım yağlı, yapış yapış. Ben onu alıyorum. Maşayı çekiyorum. Bir duman çıkıyor ondan. Farkında mısınız? Yağ nasıldır? Hani saçtaki yağ nedir? Yağı nasıl şey yaparız? Suyun üzerine çıkar, süzer ya böyle. Hep suyun üzerine. Yağ gibi suyun üzerine çıktı. Pezevenk falan dersiniz ya. İşte o yağ kayması sağlayan bir şeydir. Saçtaki yağ böyle hemen anlarsınız yani nasıl kaydığını. Saçınız böyle kayar. Ondan kurtulmak için güzel bir yöntem. Ama çoğu kişimiz sabah kalkıp hemen fönünü çekiyor o yağlı saçlara. Bu işlem şuna benziyor. Gidin abi saçınızı yıkayın. Komple sulayın, yıkayın güzelce. Yıkadıktan sonra saçınıza bir maşa çekin. Direkt kurumadan ama maşa çekin. Bu işlem Brezilya fönüyle aynıdır. O yüzden bu işlemi eğer saçlarınız yağlı ise bu bakım uygulamanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle. Ben bunları boşa anlatmıyorum abi. Hani kalkıp boş konuşmuyorum. Bu konuyu anlatıyorum, dinletiyorum ki yapın, uygulayın. Saç düzenini, yıkama düzenini öğrendiniz. Bu bakımı yapacaksınız ve birinci şartım da şu. Şampuan. Isırgan otlu şampuan kullanacaksın. Yağlı saçlı kardeşlerim zaten yazıyor. Isırgan otlu şampuan yağlı saçlar içindir diye. Altta yazıyor böyle. Paragraf geçmişler artık. Siz de şampuanınızı ona göre almasın. Zaten bende bir şampuan vardı eski videolarımdan. Belki hatırlıyorsunuzdur. Yeşil şöyle. Görmüşsünüzdür. Yeşil kapta oluyor. Avon'un falan var. Oradan ulaşıp alabilirsiniz. Şimdi geçelim bir an önce bakımımızın karşımına. Hemen şimdi geçelim bakımımızın karışımına. Öncelikle bunu eski bir videomda yapmıştım. Sadece yumurtanın sarısı ve yoğurttu. Bunda işler tam tersi oluyor. Birazcık balımız var. Balı neden kullandığımızı açıklayayım. Yağlı saçları da çok fazla bu bakımı yaptığınız zaman böyle şunun ikisini uyguladığınız zaman saçı kurutabilir. O yüzden ipeksilik istediğimiz için. Hani yağlı saçta biraz ipeksilik vardır arkadaşlar. Hani kayıp gider. Kayıp gitmesi için kullanacağımız şey bal. Burada gördüğünüz şey bal. Buradaki yoğurt. Yoğurt arkadaşlar yağlı saçların için nemin emmesini, temizlemesini sağlayan bir şey. Yumurtanın böyle tam bir şekilde atacağız. Şimdi hemen gelelim önemli kısma. Burada yumurta tam bir şekilde. Bir tane yumurtayı kırıyorsunuz ve bu yoğurdun içine atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Hemen balımızı şöyle bir kaşık kadar, sadece bir kaşık, gördüğünüz gibi. Bir çay kaşığı yeter. Bu işlemi karıştırmaya başlıyoruz.
Evet, şimdi gelelim karışımızı iyice karıştırmaya. Yaklaşık bir dakika civarında iyice karıştırırsanız balın içinde böyle gittiğini attığına emin olun. Bu bal bizim için çok önemli ama ilk önce bu malzemelerin bir içinde ne olduklarını, bir ne işe yaradıklarını öğrenmemiz gerekiyor. Hemen bir an önce onu anlatacağım çünkü hızlı bir şekilde anlatmam gerekiyor. Arkadaşlar yoğurt saçın mat görünmesini, o saçtaki nemin almasını yani biraz azaltmasında fayda görüyor. Bal demiştim ki çok fazla yumurtayla beraber ikisi saçın şey yağsını emerse o zaman da saçınız böyle kuru gibi gözükebilir. O da hiç hoşunuza gitmez. O yüzden ipeksilik kazanmak istediğimiz için bal koyduk. Yani bal eğer saçı düz şekilde uygulamak istiyorsanız ipeksilik verir. Eğer yoğurt uygulamak istiyorsanız saçın mat bir şekilde tutar. Sadece düz yoğurt uygulamak istiyorsanız yumurta. Yumurta saçın parlaklaşmasını sağlıyor. İçindeki beyazı saçın vitamini olduğu için saça vitamin vermeye başlıyor. Besliyor saçı. O yüzden çok işe yarıyor. Şimdi geçelim bir an önce uygulama işlemine. Bu işlemi uygulamadan önce kız erkek fark etmez. İsteyen herkes uygulayabilir. Kuru saçlar hariç. Kuru saçları bunu uygulatırsan saçlarınız iyice kurulaşır. Çok kötü bir hal alır. O yüzden öyle saçma saçma işler yapmayın. Bu saç yağlı saçlar için yapılan bir bakım. Ona göre söyleyeyim. Cinsiyet fark etmez. Kadın erkek yapabilir. Haftada sadece bir kere yapıyorsunuz. Şampuanınız ise söylemiştim az önce. Isırgan otlu şampuan. Şimdi bir an önce bu işleme geçelim. Nasıl yapılır? Bu işlem çok basit bir işlem. Yaklaşık bunu 25 ve 30 civarı kafanızda bekletmeniz gerekiyor. Hemen bir an önce geçelim hızlı bir şekilde bunu kafamıza hoca etmeye. Sizinle beraber uyguluyorum ki nedenim şurada. Ben istesem uygulamayı da bilirim bunu. Ben uygulayayım ki hani siz inanın bak ben yapıyorum. Çünkü benim saçlarım çok fazla yağlı. Ben bunu bizzat yapmak zorunda kalıyorum. O yüzden size tavsiyelerimden bir tanesi lütfen yapın, uygulayın. Ben de uyguluyorsam siz de uygulayacaksınız. Prensip budur. Ha bu arada yoğurt ölçeğini soranlarınız olabilir. Yoğurdun ölçeğini söylemeyi unuttum. Bir çorba kaşığı yoğurt atmanız yeterli olur. Yoğurt birazcık şey olursa sevinirim. Bim yoğurt falan olmasın. Annenizin yaptığı yoğurt varsa o çok daha iyi işe yarar. Saçınızı tavsiyelerimden bir tanesi. Şimdi ben bu işlemi saçıma yedirmeye başlıyorum. Bu arada saçımda saç pudrası sprey var. Sprey olduğu için ne oluyor? Saçım bu bakımı yapmadan önce kesinlikle ve kesinlikle saçınızda herhangi bir malzeme olmasın. Yoksa faydasını fazla göremezsiniz. Saçınızı yıkayın. Ondan sonra bu bakımı yapın. Sonra banyonuzu olun. Şimdi prensip olarak ben bunu hep böyle yapıp iyice yedireceğim. Uyguladım. Şimdi şunu soracaksınız. Bak ben nefret ettiğim şeylerden bir tanesi. Abi ortak alan oldu. Ne yapak? Yiy kardeşim. Esnaf çocuğu gibi soruyor bir de ya. Abi ortak alan oldu. Atacak mıyız çöpe? At gitsin oğlum. Ne yapacaksın yani yurdu? Şimdi zaten ne olacak yani? Ben anlamıyorum. Yıllardan beri hep bu espri yapılıyor bana. Abi içinden yesek mi? Şimdi bana diyorlar ki bakın arkadaşlar beni yanlış algılıyorsunuz. Ben bunu açıklamak istiyorum artık. Bu bakımın orijinal ürün olarak alsanız 200 lira. Sadece şu gördüğünüz şeyin yani aynı sistemi yapacak şey. Hatta var doğal yapıyorlar adamlar. Bakımlar diye bir şeyleri var. Ürünler var birkaç tane ürünler. Şu an 200 lira. Hani size önereceğim ürün. Önereceğim ürün ne? Yani bunu alıp bir kabın içine koyup şey yapıp solu bir şekilde sıvı haline getiriyorlar. Diyorlar ki al bunu kullan 200 lira. Şimdi doğal bakım varken ben sana 200'lük şeyi önerirsem bu benim sana düşmanlığım olur. Ya da ben bu işi bilmiyorum, öğrenmemişim, sana öğretmeye çalışıyorum olur. O yüzden ben size doğal bakımlar veriyorum ki yaklaşık 70-75 tane bakımım kaldı. Hepsini verdim. Hani benim kanalımda bulunmayacak hiçbir şey yok. Şu kanala oynatma listesine girdiğin zaman her bir bok var. Yok diyemezsiniz. Yaklaşık olarak benim birkaç dakikam daha var. Bekleyeceğim. Sonra şampuanla yıkayacağım. Sonra da küçük bir işlem yapacağım. Şimdi bir an önce bu işlemi yapmam gerekiyor. Bunun üzerini kapatacağız. 15 dakikamız oldu. 15 dakika boyunca ben bekledim. Şimdi 15 dakika boyunca neden böyle açık bekledim diyeceksiniz. Bu işin bir pratik noktası vardır. Yani yapa yapa deneye deneye öğrenirsiniz. Değil mi? Şimdi arkadaşlar 15 dakika boyunca açık kalmasını sağlayacaksınız ki diğer 15 dakikayı kapalı bir şekilde yapacaksınız. Şimdi hemen geçiyorum. Saçımı ilk önce bir geriye doğru tarıyorum. Aralarına iyice yediğine emin olmam gerekiyor ki saçlarımız hani kalam girmeyen olabilir. Saçlarımızda hafif gür olan kardeşlerim var. O yüzden diyorum. Aralarına girmeyebilir. O yüzden şöyle tarayıp tamam mı güzel kardeşim? Şöyle geriye doğru tarayıp saçında şöyle tarağın üzerine gelip yedirdiğinden emin ol. Sonra bu işlemi şöyle bir alüminyum folyonun içine al. Bu işlemi kapat. Bir 15 dakika daha bekle. Al tak geber külahı. Yok ol şimdi yalla. Arkadaşlar bu işlemimizi yaptık ama şunu söylemek istiyorum. Bu işlemi yaparken lütfen pis bir tişört giyin. Gerçekten çok fazla akıyor. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yeşil kaplı ısırgan otlu şampuanımız. Tabii ki markasını göstermeyeceğim. Sonra marka veriyor oluyor. Efendim marka tarif şey yapıyor falan diyorsunuz. Reklam yapıyor diyorsunuz. O yüzden ben de böyle şeylere girişmiyorum. Reklam falan da aldım yok yani. Bir de şurada yani argan artık herkesin bildiği bin kere söyledim. Her bakımda kullanıyorum. İşime yarıyor çünkü gerçekten çok fazla faydası oluyor. Şimdi ben bu işlemi yıkayacağım. Yıkamadan önce şunu söylemek istiyorum. Lütfen şu şekilde yıkayın. Bakın ılık bir suyla masaj yapa yapa.
bu işlemi yaptık, biraz koku yapıyor filan diyenleriniz varsa arkadaşlar, argan kullanın. Arganın kokusu gerçekten diğer kokuyu bastırıyor. O yüzden hani psikoloji meselesi olduğu için bu çok fazla şey olmaz. Zaten saçınızı ilk başta önceki bir suyla akıtıyorsunuz. Akıttıktan sonra iki kere şampuanlıyorsunuz ve koku moku kalmıyor gerçek. Çok fazla soranlarınız oluyor. Koku yapıyor mu? Ne kadar çok kullanmalıyız? Arkadaşlar bu bakımı öyle durmadan kullanmayın. Bir yıl boyunca kullanmayın. Bir ay yapın. İşe yaradıysa bırakın. İşe yaramadıysa da devam edin biraz daha. Onun haricinde durmadan kullanmak sizin açınızdan iyi bir şey olmaz. Saç buna alışır ve saç buna alıştıktan sonra der ki ben artık yemiyorum bu rolleri deyip nutuk atabilir. Şimdi son işlemimi yapıyorum. Arganı şöyle ıslak hafif nemli saçıma dökerek şöyle iyice yedirerek fön işlemine geçiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi uykular hepinize şimdiden.